Merhabalar. Bu videomuzda Inventor'ın yardımcı eksen unsurları ile ilgili örnekler yapacağız. Bunun için yeni bir parça dosyası oluşturuyorum. Inventor'da her parça dosyasının içerisinde browser içerisinde origin isimli bir klasör yer alır ve bu klasör içerisinde temel yardımcı unsurlar dediğimiz temel düzlemler, temel eksenler ve merkez noktası yer alır. Burada x, y ve z olmak üzere yardımcı eksenlerimiz gözükmektedir. Yeni bir yardımcı eksen oluşturmak için 3D model başlığı altındaki Work Features panelinde bulunan Access komutlarını kullanabilirsiniz. Bunlarla ilgili daha detaylı örnek yapabilmek için bir katı model oluşturacağım. Bunun için XY düzeyinde bir çizim başlatıyorum. Ve Two Point Center Rectangle komutunu kullanarak 200 mm boyunda ve 50 mm genişliğinde bir dikdörtgen oluşturuyorum. Yine Three Point Rectangle komutunu kullanarak çapraz bir dikdörtgen oluşturdum. Bu dikdörtgenin merkezinden geçen ekseni belirtmek için yine format panelinden yardımcı çizgiler yani Construction komutunu çalıştırıp Line komutu ile yardımcı bir doğru çizdim. Dikkat ederseniz doğru kesikli bir doğru oldu. Yine geometrik sınırlandırmalar ile çakışma sınırlandırması ile yeni çizdiğim dikdörtgenin alt orta noktası ile diğer dikdörtgenin merkezini birbirine çakıştırdım. Geometrik sınırlandırma komutları ile yeni dikdörtgenin genişliğini 50, ölçüsel sınırlandırma komutları ile düzeltiyorum ve uzunluğunu da 100 mm tanımlıyorum. Burada benim dikeydeki ve yataydaki eksenlerim henüz yok. Bu eksenleri Project Geometry komutu ile temel eksenlerin iz düşümünü alarak oluşturabilirim. Burada y eksenine ve x eksenine ve y eksenine tıkladığımda bu eksenlerin iz düşümleri çizime aktarılır. Sağ tuşla OK tuşuyla çıkıyorum komuttan. Ve Dimension komutu ile yeni oluşturduğum dikdörtgenimin merkezi ile yataydaki eksen arasında 45 derecelik bir açı tanımlıyorum. Bütün ölçülerim şu anda tanımlanmış durumda. OK tuşu ile ölçülendirme işlemlerinden çıkıyorum. Finish Sketch diyerek çizimi kapattım. Extrude komutu ile oluşturmuş olduğum çizimi eskizimi merkeze alacak şekilde 50 mm kadar öteliyorum. Ve OK tuşu ile komuttan çıkıyorum. Yine Modify paneli altında bulunan Fillet komutunu çalıştırıp All Fillet ve All Rounds isimli seçenekleri aktif hale getiriyorum. Bütün dış köşeleri 5 mm'lik bir yarıçapla oluştursun. İç kısımda da aynı şekilde 5 mm'lik bir yarıçap kullansın. OK ile komuttan çıktığımda şekilde gördüğünüz parça oluşturmuş olduk. Eksenleri görünür yapmak için Origin klasörü içerisindeki eksenleri kontrole basılı tutarak veya Shift'e basılı tutarak toplu olarak seçip sağ tuşla Visibility komutunu aktif hale getirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi eksenlerim ekranda görünmekte. Eksen oluşturma komutlarında bir çizgiyi üzerinde yeni bir eksen oluşturma, bir çizgiye paralel ve bir noktadan geçen eksen oluşturma, seçtiğimiz iki nokta arasında iki noktadan geçen eksen oluşturma, iki düzlemin kesiştiği noktadan geçen bir eksen oluşturma, seçtiğimiz bir düzleme dik ve seçtiğimiz bir noktadan geçen bir eksen oluşturma, eksenel bir dairesel bir eskizin merkez noktasına geçen bir eksen oluşturma veya dairesel bir yüzeyin merkezine geçen eksen oluşturma gibi komutlarımız mevcuttur. Burada sırayla komutlarımızla ilgili örnekler yapalım. Düzlem komutlarında olduğu gibi eksen komutlarında da Access komutu bütün bu alttaki komutların hepsini kapsamaktadır. Önce bir çizgi üzerinden geçen eksen oluşturma komutunu inceleyelim. Bu komutu çalıştırdığımda seçtiğim bir çizginin üzerinde aynı doğrultuda yardımcı bir unsur oluşturulur. Örneğin burada yandaki çizgileri seçerek yeni bir eksen oluşturalım. Bir diğer komutumuz olan seçtiğimiz bir çizgiye paralel fakat seçtiğimiz bir noktadan geçen eksen oluşturma komutu ile de referans eksenler oluşturabilirsiniz. Bir diğer komut ise seçtiğimiz iki noktadan geçen eksen oluşturma. Bu komut ile seçtiğimiz iki noktadan geçen bir eksen oluşturabilirsiniz. Bir diğer komut ise iki düzlemin kesiştiği noktadan geçen yeni bir eksen oluşturma. Bu komut ile seçtiğiniz iki düzlemin kesiştiği noktadan geçen yeni bir eksen oluşturabilirsiniz. Bir diğer komut ise seçtiğimiz düzleme dik fakat seçtiğimiz noktadan geçen bir eksen oluşturma. Bu komut ile seçtiğim bir düzleme dik fakat
seçtiğim bir noktadan geçen eksen oluşturabiliyorum. Bir diğer seçenek ise seçtiğim bir elips veya dairesel kesim merkezinden geçen eksen oluşturma. Gördüğünüz gibi. Bir diğer özellik ise bu sefer yüzeyi seçiyorum ve o yüzeyin çevirdiği dairenin merkezinden geçen bir eksen oluşturuyor. Eksenler Work Axis ismiyle varsayılan olarak browser'ımda bu şekilde gösterilir. Şu ana kadar oluşturduğum eksenleri karışıklıklara neden olmamaları için gizliyorum. Şimdi buradaki katı modeli oluşturduğum çizim dosyasını görünür yapıyorum. Ve bunun içerisinden bir eksen dosyası oluşturacağım. Bunun için Online or Edge seçeneğini aktifleştirdim. İkinci oluşturduğum dikdörtgenin merkezine bir yardımcı çizgi çizmiştim. Bu çizgiyi takip eden bir eksen dosyası oluşturuyorum. Yine Sketch yani çizimi gizliyorum. Burada bu iki eksen doğrultusunca giden bir delik oluşturacağım. Yüzeyimi tıkladım ve bir çizim oluştur dedim. Finish Sketch'le çizimden çıkıyorum. Bakın burada bir nokta oluşturuldu. Benim eksenimle kesişen noktadan geçen. Burada yeni bir hole komutuna girdim ve buradaki noktayı seçiyorum. Yaklaşık 20 mm çapında ve bütün katı model boyunca giden bir delik oluşturdum. Buradaki kısımda da aynı şekilde yeni bir çizim oluşturmak istiyorum. Bunun için yüzeye tıkladım ve Create Sketch komutunu çalıştırdım. Burada Project Geometry komutu ile eksenimin iz düşümünü alabilirim. Finish Sketch komutu ile eskizden çıkıyorum. Hole komutunu çalıştırdığımda yine iz düşümünü aldığım noktadan geçen. Fakat bu sefer belirlediğim bir unsura kadar giden bir çizim delik oluşturuyorum. Bu da 20 mm çapında olsun. OK diyerek komuttan çıkıyorum. Daha önceden bu iki nesne arasında, iki dikdörtgen arasında bir açı tanımlamıştım. Bu açıyı Manage başlığı altından parametre sekmesine girerek buluyorum. Burada D4 olarak tanımlamıştı bu açıyı. Bunun ismini Türkçe karakter gibiden açı olarak tanımlıyorum. Ve filtrelerden sadece isimlendirilmiş olanları göster dedim. Buradaki değeri değiştirerek, açı değerini değiştirerek modelimizin konumlarına bakalım. View başlığı altından kesit alma komutunu kullanarak modelimizin bir kesitini aldığımızda şuradan ...25 mm içeriden bir kesit aldık. Gördüğünüz gibi parametrik inventor'ın parametrik özelliklerini de kullanarak yine parameters penceresini açıyorum. Modelimi oluşturdum. Referans olarak eksenleri gösterdiğim için modelim bozulmadan istediğim gibi şekil alabilmekte. Eksenlerle ilgili alıştırmalarımız bu kadardır.